şeyden, Düzce'den. Taze Beyliğe. Abla her yere veriyoruz. Çok yere veriyoruz. O söyledi de evet, değerli arkadaşlar, bugün güzel bir bahara yeni adım attık. Cemre'lerin ikinci, üçüncü günü. Herhalde Şubat'ın kaçındayız? 26'sında mıyız şu anda? 23'ündeyiz. 25 mi? 23'ündeyiz. 23 mü? Nerede 23? Değerli arkadaşlar, kıymetli Rıdvan Öztürk abimizle yaklaşık biz 3-4 yıldan beri 4. yılı 5. yılı 5. yıla girdik. 5. yıla başladık. Rıdvan abimiz bir şeyler fazla bana söylemedi ama değerli oğlu var, Kıbrıs'ta görevli. O güzel kardeşimiz Furkan Öztürk Bey bize güzel raporları iletti. Ama yine de ben babasından alacağım. Bizim üründen ne tür bir faydalar gözetledi? Ne kadar çiftçimize faydalı oldu? Evet, Rıfan Bey, size ne kadar faydamız oldu? Olabildi mi? Oldu. Oldu. Bir önceki sene mesela 4 ton çıkardık. Bu sene 7,5. 7,5 oldu. Güzel, memnun kaldık yani. Peki bize başlamadan önce kaç ton alıyordu? Şimdi bir taraftan büyüyor ya bunlar. Hepsi tam full değil. Önemli olan... Çünkü 300-400 ocakta vakumluklar var. Bir taraftan yetişiyor. Peki, yani. Peki küçük ocaklara benim ürünü kullanıyor musunuz? Kullanıyoruz. Mutlaka kullan. Değerli arkadaşlar, bu Kandıra'nın toprağı aşırı kirli. Organik madde miktarı çok düşük. Onun için de bizim gibi veya bizim ürünü kullandığı takdirde bitkiye doyurucu olarak ürün vermemiz lazım. Şimdi 4 ton fındık alırken 7,5 ton fındığa çıkması, yeni fındıkların yetişmiş olması tabii ki ayrı bir katma değer sağlıyor ama bugün benim amacım nedir? 7,5 ton fındığı 8 tona çıkartmak, 8,5'e çıkartmak, 10 tona çıkartmak. Yani biz ne kadar iyi hizmet edersek o kadar karşılığını göreceğiz. Buyurun, yoldan geldim işte, ses tellerim dahi bozuk. Ama ben Rıdvan Bey'in köyüne gitmek isterdim. Ama ne yazık ki bu kadar, buraya kadar ancak gelebildim. Burada Öztürk Petrol'de kıymetli abimi 4 yılda bir görebildik. Ben bereketler nasip olsun diyorum ama eksik kullanıyor. Rıdvan abi bundan sonra eksik kullanmayacak, onu söyleyeyim. Bizim orantılarımızı dikkate alacak. Bir de ona kendisine güzel bitki korumalardan verdim. İnşallah kokarcaya karşı da bir önlem, kısmen bir önlem alacağız. Şimdi kısmen diyorum çünkü bu kokarcanın şu anda %100 bir karşılığı yok. Ama ne vardır? Bizim Aysa Organik ürünlerinin bitki koruması şeyi, o kokarcayı bahçesinden kovdu. Evet. Rıdvan abi, bundan sonra yapacağız değil mi? Yapacağız. Yani 1 litre kullanıyor şeyi. Olmayacak. Şimdi 3'e kullanacak. 3'e çıkart. Hatta 5. ay, 6. ay bu oranı daha da yukarı çıkar. O zaman solucan solömden ve genel bitkiden yukarıya çıkardığın kadar ortaklaşa düşürürsün. Evet, açık hanım ablam. Efendim? Sen memnun musun? Şimdi abim biraz memnun. Memnunuz elhamdülillah. Gel o zaman, şöyle gelir misin? Abi gel. Ben Furkan'a göndereceğim bu videoyu. Hadi. Oldu ama. Peki, çayını içmeye geleceğim. Ama eksik kullanmayacaksınız. Tamam mı? Sen takip et çayını, gel. Bak, 6. ayda doğum varsa bu ya önemli. Ya bana rastlıyor, oğlum atamadık bir iki gün. Bayağı geçti aramızda. Abla, bir şey söyleyeyim ben size. Bu mazeret değil. Evet. Şimdi yağmur yağıyor. Teknoloji var sizde. Evet. Bak abla, yağmur 2 gün, 3 gün yağar, 4 gün sonra düzelir. Evet. Alırsın. Ne var yani, zor değil. Öyle mi yani, hemen? Hemen alsın. Ha, şunu söyleyeyim. Yağmur yağıyor. Başladın atmaya. Bak, başladın beyefendiye, çayı demledin. Beyefendi hem çayını içiyor, hem beslemeye yapıyor. Yağmur da yağıyor. Hiç yakasını bırakma. Bitirsin, bitene kadar devam etsin. Orantıyı artır. İkişer, üçer litre artır. Biz bunu denedik, ispatını yaptık. İnşallah. Ona inşallah göre konuşuyoruz. İnşallah. Ona göre konuşuyoruz. Ordu'da bir bölgedeydim. Gittik beyefendi, deney yapıyoruz orada bundan 7-8 yıl önce. Bahçeye girdi, hava böyle günlük güneşlandık işte, az önce çok güzel güneş vardı. Şimdi bulutlandı. Evet, bulutlandı. Abi tam böyle akşam üstü.
4-5 tank, sırt tankıyla atıyordu o 25 kilo. Küt, hava bir bastırdı. Nasıl yağıyor biliyor musun? İlacı da ben koyuyorum. Yani ilaç da bitki besleme ürünleri. Tamam. Neyse ben bir hafta 9 gün sonra tekrar gittim. İster bu sözüme inanırsın, ister inanmazsın. Günlük yeni doğmuş fındık bir hafta 10 gün önce doğmuş fındıkla eşitleştiğini gördüm. O ya, yağdan bile nasıl oluyor bu? Yerden mi zayıflıyor? Abla bak, şimdi çok hassas bir konu. O zaman çok beni böyle kötü yerimden vurdun yani. Yağmurun, yağmur taneleri, zerreleri, yağmur zerreciklerinin büyüklüğü nano büyüklüğündedir. Çok küçüktür. Bitki onu yapraktan emer. Bilhassa bizim gibi besleyici bir faktör varsa ürünün içerisinde bitki bunu daha da fazla emer. Anladın abi? İnşallah. Yani yaprakta küçük küçük gözenekler vardır. Buna biz stoma deriz. Ve yağmur yağarken bitki besin alışverişi yapar. Yağmur taneciklerini emer. Aynı sinyal gibi. Emer. Ama biz tabii size emer diyoruz da biz bu gözlem, yaptığımız gözlem neticesindeki sonuçtan size bunu anlatıyorum. Yani bunu siz mutfakta olan bir birey olarak zaten besleme kurallarını bilirsiniz. Bitki de aynı öyle. Eğer biz doğum yaptırmışsak, bitkinin şeyi varsa, dalcığında meyveler varsa lütfen bizleri arayın. 7. ayın ortalarında tekrar besleyin. Bak 6. ayın 12'sinde, 15'inde doğmuş olan fındıklara ben çiftçime kurdele bağlattırdım. Bana bu yıl dedi ki Adem Bey en az %80, %90 bunların içini doyurduk dedi. Hmm. Bak %100 doyurduk da biz abi, geçen işte bunlar... Yedinci ayda atsaydık. Atmadın değil mi? Atmadım. Ama biz size mesaj gönderiyoruz. Atmadım. Allah bir de istiyordu. Allah bir de ne almadım? Şey vardı ya, Ali Yücücü. Ali Yücücü yok mu? Var mı burada yok şey? Söyleriz de. Söyle bu Adem'i. Adem'i. Söyleriz de. Evet. Ben... Biz de şey yapalım abi. Ya. Tamam ablam fark etmez. Biz her zaman hazırız. Tabii. Siz gerekirse elinizden verin bir takım. Ben bir daha geldiğimde yine getiririm size. Üstadım. Ben çok teşekkür ettim. Hanım ablamızı da tanıdık bu vesileyle de. Ben Furkan'la ettim. Telefonla görüşüyorum. Kıbrıs'ta evet, kendisi. Evet, evet. Ama Rıdvan Bey'le bugün tanıştık arkadaşlar. 4-5 yıl sonra, 5. yıla girerken. İnşallah çayınızı kahvenizi içmeye geleceğiz. Buyurun. Böyle buyurun, abimin buyurun. De yanında bulunman bize daha da fazla evet, güç evet. veriyor. Çünkü aile bir bütündür. Bütünlük de bu çalışma gücü doğurur, güç de verimi doğurur. Ben böyle bizim karşımıza çıktığınızdan dolayı, sizleri bu şekilde tanıdığımdan dolayı çok çok sizlere teşekkür ediyorum. Güzel günler hepimizin olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Abi.